Merhabalar efendim. Bugün Başbakanlıktayız. Sayın Başbakan Hüseyin Özgür Gün'ün konuğu olarak buradayız. Merhabalar Sayın Başbakanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Star Kıbrıs ve Ada TV ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Bizi Başbakanlık'ta ağırladınız. Kıymetli zamanınızı bize ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Tabii çok yoğun bir gecenin ertesinde buraya geldik. Dün 50 milletvekilinizi görkemli bir şölenle tanıttınız. Dün akşamki aday tanıtım şöleninizde enkaz devraldık dediniz. Tabii ki daha önceki hükümet döneminde Cumhuriyetçi Türk Partisi ile yaptığınız bir koalisyon vardı. Dolayısıyla o enkazın bir bölümünün içinde siz de yer alıyordunuz. O hükümet döneminde ne gördünüz de enkaz devraldık dediniz? Biraz bu konunun altını açar mısınız? Şimdi, tabii en önemlisi 2013 seçim sonuçlarıydı. Yani evet. 2013 seçim sonuçları Ulusal Birlik Partisi'ni ana muhalefet partisi olarak halkın görmek istediği şeklindeydi. Ve Demokrat Parti ile işte Cumhuriyetçi Türk Partisi'ye Demokrat Parti koalisyonu kurulmasıydı. Sonuç oydu yani en azından o günkü koşullarda. O iktidar yaklaşık 2,5 sene sürdü. 2,5 senede 2 defa değişti başbakan bu arada o dönemde de. Şimdi tabii, yani ilk başka bir başbakandı, bizimle başka bir başbakandı sonuçta onu söylemeye çalışıyorum. O 2,5 sene içerisinde tabii ciddi bir sıkıntı oldu ülkede aslında. O hükümet de onun için bozuldu. Şimdi o hükümet bozulduktan sonra İki seçenek vardı. Ya erken seçime gitmek ya da bir şekilde Ulusal Birlik Partisi'nin de elini taşın altına koyacağı bir başka hükümet modeli. Biz burada elimizi taşın altına koyduk. Yani orada çok ciddi bir problemler vardı çünkü. Tıkanma noktasına gelmişti. Neydi efendim? Birkaç altın somut şeylerle çizebilir miyiz? Yani hükümetin çalışmasında bir defa çok büyük sıkıntılar vardı. Anladım. Yani ben bilmiyorum içeriğini. Evet. Ama genel göstergeler anlamında ekonomi kötüye gidiyordu. Evet. Ödemelerde sorun vardı. Yapılması istenen işler yapılamıyordu. Türkiye ile protokol imzalanamamıştı. Türkiye'den gelecek suyla ilgili tartışmalar devam ediyordu biliyorsunuz. O ortamda biz elimizi taşın altına koyarak bunları düzeltebilmek umuduyla ortak olduk. Ve ortak olurken tabii bir başka büyük handikapı vardı o hükümetin. Sayın Mehmet Ali Tarat da genel başkan Cumhuriyet Türk Partisi'nde. Ama milletvekili olmadığı için tabii başbakan da olamıyor. Sayın genel başkan. O zaman benim de hükümette görev almam çok etik olmazdı düşüncesiyle ben de görev almadım. Ve görevlendirdiğimiz bakan arkadaşlar, başbakan görevlendirdi Mehmet Ali Bey mesela. Evet. Ve öyle bir hükümet oluştu. Şimdi ilk defa, bir ilklerin yaşandığı da bir hükümetti aslında. Hem ilk defa bir CTP-UMP koalisyonu var. Hem ilk defa genel başkanların hiç olmadığı bir koalisyon var. Hem de ciddi sorunları aşması gereken bir koalisyon var. Şimdi biz elimizi taşın altına buradan koyduk ama 8 ay süren bir hükümette maalesef sorunlar aşılamadı. Yani o hükümet 8 ayda daha da sorun yüklendi. Bütün iyi niyetli çabalarımıza rağmen açıkçası onu da söyleyeyim. Yani Türkiye ile protokolün imzalanamaması, mali ekonomik protokolün, suyun hazır olmasına rağmen bir türlü o anlaşmaların yapılıp alınamaması, ekonominin kötüye gitmesi, bunu durduramadık. Burada ben birçok defasında yardımcı olmaya çalıştım. Onu da söyleyeyim. İyi niyetle kurulmuş bir hükümetti zaten. 37 milletvekiliyle çok rahat bir çoğunluğu vardı. Ama sorunların aşılmasında sıkıntı yaşadık. Burada tabii ben o geçmiş dönemde şu oldu bu oldu ya, halk onları çok iyi biliyor zaten. Yani niye biz 8 ayda hükümetten ayrılmak zorunda kaldık? Sorun yardımcı olamıyorsam, sorun çözemiyorsa boşuna yıpranmaya da değmez. Yani o şekilde yıpratırız yani. Ve oradan ayrılma kararı verdik. O hükümetten. Ayrılma kararı verdiğimiz hükümet İki yine seçenek vardı. Ya erken seçim ya da Ulusal Birlik Partisi Başbakanlığında bir hükümet modeli diye vardı. Ayrılma kararı verdiğimiz hükümet sorunların daha da çoğaldığı bir hükümetti. Yani aşamadık, çözemedik bütün iyi uğraş çabalarımıza rağmen. Ve ayrıldık ve dedim ki ben artık ya buyurun yapın yapabilirsiniz. Yani ben bu ortamda yardımcı olamam. O zaman tabii döndü görev bize geldi işte. Evet. Orada çok ciddi sorunlar içerisinde adeta bir enkaz yığını devraldık. Evet.
Sayın Başbakanım, Ulusal Birlik Partisi bütün anketlerde birinci parti olarak görülüyor. Ama tek başına iktidarın da bu siyasal sistem içinde zorluğu ortada. Ana muhalefet lideri Sayın Tufan Erurman sizinle koalisyon yapmak istemediğini ifade etti. Nitekim Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay da hiçbir koalisyonda yer almak istemediğini söyledi. Ama Ulusal Birlik Partisi'nde bu konuda böyle kendini bağlayan bir açıklama yok. Üstelik birinci parti olmasına rağmen yok. Ama diğer partilerin peşinen böyle açıklama yapması sizi seçenekleri birazcık daha zorlaştırıyor yanılmıyorsam. Siz yeniden böyle büyük bir koalisyon denemesine girer misiniz? Elbette ki şimdi bunu konuşmak erken ama 7 Ocak seçimleri sonrasında eğer halkın iradesi bu yönde olursa Ulusal Birlik Partisi kime kendine en yakın hisseder? Şimdi bir defa bu açıklamalar bir halka saygısızlık içeriyor bana göre. Bir de devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Yani bir bulunduğumuz ülkenin hizmetinde misiniz? Yoksa o ülkeyi kaosa mı sürüklemek niyetindesiniz? Şimdi halkımız da bunu çok iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Yani Ulusal Birlik Partisi hükümetleri hizmet hükümetleridir hep. Ve halkın verdiği neyse takdir, yetki onu ülke menfaati, ülke hizmeti için kullanmak isteyen, bu ülkeyi seven hükümetlerdir. Ulusal Birlik Partisi. Diğer tarafa baktığımda ise ülkede kaos çıksın, ülkede sıkıntılar yaşansın. Ama ben hiçbir şekilde buna destek olmam, hiçbir şekilde bu işin içinde yokum diyen bir yaklaşım var. İşte bu bizim yaklaşımımız olamaz. Yani biz onun için birinci parti olmamıza rağmen öyle açıklamalar yapmıyoruz. Yani evet. Bu bir devlet sorumluluğu ister. Bu bir halka hizmet bilinci ister. Bu bir iyi niyetli siyaset ister. Ülke menfaatine siyaset ister. Siz şimdi ben şununla yapmam, ben hiç kimseyle yapmam deyip bir de oylarınız da %20'lerin üzerine çıkmadığı belliyse o zaman benden ne bekliyorsunuz? Ben de kimseyle yapmam mı diyeyim? Hayır. Ben halkın vereceği yetki neyse, halktan alacağımız yetki bu sistem içerisinde neyse onunla en iyi hizmeti verebilecek hükümeti kurma peşindeyim. Yani daha sizin bir kırmızı çizginiz yok. Herkes de yapabilir diyorsunuz. Bakın daha önce anlattım yani biz CTP ile de bile evet. Denedik yani iyi niyetle denedik. Başbakanlığını kabul ettik yani. Tekrar olabilir mi bu? Ben işte o noktada bakın yaptıklarımız ne yapabileceğimizi gösteriyor. Evet. Yani yaptık çünkü biz. Ama ne için yaptık? Halk öyle takdir etmişti. O tablo öyleydi. O tabloda da hizmet için şeyler yapmaya çalıştık. Yine iyi niyetle. Yine onu yapacağız. Ama şimdi siz baştan bunu ki oylarınız %20'yi geçmezken veya o civarlardayken bunu söylüyorsanız o zaman ben halkımızdan şunu açık açık rica ediyorum. Yani bunu bir değerlendirmek lazım. Ülke hizmeti vermek istemeyen, hala daha kaosa sürüklemek isteyenlere mi bu şeyi vereceksiniz? Yoksa gerçekten iyi niyetle ülkeye hizmet etmek, halka bir şeyler vermek, refahını artırmak için çalışacak olan, o niyetli olana mı yönlenecek? Biz onun için işte tek başına iktidar hedefi koyduk. Her ne kadar bu sistemde biraz önce evet. bahsettiğiniz zorsa da, bu sorunları aşabilmek için güçlü bir hükümet, güçlü bir yönetim. Onun da en kestirme yolu halkın bu ayrımı yapmasında ve biz halkımızın yapacağına da eminiz ve o şekilde bu hizmet vermek istemeyip görevi yarım bırakıp dün akşam konuşmamda var vardı yani yarım bırakıp kaçanlar hala dönüp şimdi ben bir de hükümet kurmam noktasında yani kaos yaratmak derdinde halk bunlardan sıkıntı çekti. Yani maaşını alamadı gün geldi. Gün geldi ödemesini alamadı. Gün geldi terfisini alamadı. Tayinini alamadı. Gün geldi sıkıntılar yaşadı. Gün geldi ödemelerini alamadı. Reel sektör, esnaf, çiftçi, hayvancı. Bunları aşan bir hükümet var ortada şimdi. Ama yine kaosu ve sıkıntıyı yaratan bundan ders almamış olanlar. Ben halkımızın onlara gereken cevabı 7 Ocak'ta vereceğini düşünüyorum. Sayın Başbakanım, siyasi polemik konusu yapmak istemiyorum bunu ama Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhurman'ın televizyonda karşılaşıp tartışma teklifine sıcak bakmadınız. Dünkü şölende de sana briefing verecek değilim dediniz. Biraz bunun altını açar mısınız? Hani bunun polemik konusu olsun diye söylemiyorum. Neden televizyonda karşılaşmaya karşısınız?
Karşı değilim. Yani ben televizyonda çıkıp bir şekilde söylüyorum. Zaten onlar evet. da söylüyor. Evet. Gerek yok oturup burada şimdi. Mecliste de konuşuyoruz. Yani mecliste evet. de çıkıp karşılıklı onlar söylüyor. Ben cevap veriyorum. Yani bunu televizyonda tekrarlamanın bir şeyi yok. Yani çıkıp ben şunları yaptım, briefing demem ondandır. Yani evet, evet. Bunları yaptım, bunları yaptım diye bilgilendirme toplantısı yapacak değilim. Evet. Zaten yaptıklarımız meydanda. Onların da projeleri varmış. Ben de işte bakın projesi olan ne diyor? Ben kimseyle koalisyon yapmam diyor. %20'ler civarında oyu varken birinci parti olacağını da iddia edemiyor aslında. Etse de kerhen ediyor. Ya biliyor yani. Evet. Ve bir de projelerim var diyor. Ben onları dinleyemem. Yani şimdi bunu önce siz halka verdiğiniz rahatsızlıktan dolayı özür dileyeceksiniz demem de bundan zaten. Evet. Daha önce çünkü size o görevi vermiş. 3 senenin üzerinde de siz başbakanlığı alarak hükümetler kurmuşsunuz. Sonunda bırakıp gitmişsiniz. Şimdi bence bir özür borcumuz var önce. Onu söylüyorum. Sayın Başbakanım, siyasetçiler genellikle seçim dönemleri yaptıklarını anlatmayı severler. Ama şüphesiz bu hükümet dönemi içerisinde yapamadıklarınız da var. Ben biraz yapamadıklarınızdan söz etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde neyi yapmak istiyorsunuz? Daha doğrusu yapamadığınız ne var? İçinizde ne ukde kaldı? Yeni dönemde en çok şunlar deyip böyle maddeleyebileceğiniz sıralamalar nelerdir? Bakın 1,5 yıllık bir hükümet. Evet. Bizimki. 1,5 yıllık bir hükümet ne yapabiliyorsa yaptı hükümet. Ne yapabilirse bence 1,5 yılda yaptı. Çünkü bu 1,5 yıl şöyle 1,5 yılda. Maaşın ödenemediği bir maliye, maaş ödeyemeyen bir maliye bıraktım diğer ödemeleri. Piyasaya, esnafa, diğer taraflara maaşını ödeyemeyen bir maliye. Batmak üzere olan birçok kurum sıkıntılar içerisinde etrafta, devlet kurumları bunlar. Ve bu aşamada götüremeyeceği ve sıkıntılar yaşayan ve Türkiye ile ekonomik marketi protokolü imzalamayıp daha doğrusu bizim bütün şeyimize çabamıza rağmen Türkiye'den gelen suyu da halka veremeyen ve yani su dediğimiz bugün gerçekten konuşursanız herhalde %80 memnuniyetle karşılanmıştır. Evet. Ulaştığı yerlerde %100'dür. Ulaşmayan yerler de beklenti içinde olduğu için. Bir olayı, bir büyük projeyi de hayata geçirememiş bir yapı içerisinde hükümete geldik biz. Ve 1,5 yılda tamamı aşıldığı gibi bu sorunların, bakın tamamı aşıldığı gibi denk bütçe yarattık mali disiplin içerisinde. Hükümetin başı başbakan olarak tüm bakanlara hep söylediğim şuydu işin başında. Biz mali disiplin ama mali disiplin derken halkı hiçbir şekilde refahından ve sıkıntıya sokacak bir mali disiplin değil. Bu devletin kendi mali disiplini olacak ki onu yaptık. Bakın biz hiç hayat pahalılığı ödeneklerin altına düşmeden üzerinde rakamlarla tüm artışlarını gününde anında çalışanların maaşlarına yansıttık. Asgari ücrete %30'a yakın zam yaptık 3 defa. Asgari ücretli, sıkıntı çeken asgari ücretlinin alım gücünü yükselttik. Bu arada neredeyse hiç zam yapmadı hükümet hiçbir şekilde zam yapmadan bunları yaptı. Ve gelinen aşamaya baktığımızda denk bütçe yarattı. Bu da devlet kendi harcamalarını kıstı, gelirlerini artırdı aslında. Ve devletin kamu ve özel sektördeki tüm alacakları, çiftçinin, hayvancının ödendi bu dönemde. Şimdi bunun yanında ne yaptı hükümet? Bakın sosyal sigortalar batmak üzereydi aldığımız zaman. Sosyal sigortalar bugün bankalar arıyor, artan paranı bana veriyor o noktada. Yani bir ülkede iki şey çok önemlidir. Adalet ve sosyal güvenlik. Bu ikisi tamamsa o ülke tabii ki şeyi de buna dahil ediyorum. Dış güvenlik yani ordusu. Onun dışında içeriye girdiğimizde devamı için iki şey önemlidir. Biri adalet, yargı. Diğeri de sosyal güvenlik. Kendini yaşlılığında iyi hissedecek. Yani emekliliğinde iyi hissedecek. Önemli güvence. Güvence evet. hissedecek. Devletine ondan güvenecek. Bunun içinde sağlığı vardır, ekonomisi vardır. Her şeyle devlet. Şimdi sosyal sigortaların parasını almak için bankalar yarışıyor. Yani tam olarak iki ayakların üzerinde ciddi ciddi oturdu sosyal güvenlik bu ülkede. Yargıda bu hükümet reform yaptı. Yargıda reform yaptı. Yani bugün yargıçlarımızın özlük haklarından, ödeneklerinden
personelinden, her şeyinden hükümet 1,5 yılda en iyisini oraya aktardı. Ben devam edeceksek daha da iyisini yapacağımızı da söylüyorum zaten. Yargıya ve sosyal güvenliğin oturduğu bu sağlam temelleri daha da ileriye götüreceğiz. Ama en iyisini yaptı hükümet. 1,5 yılda yapabileceğinin en iyisini, fazlasını yaptı bu dönem. Evet. Bakın sağlıkta neler yapıldı. Hani bugün doktorlar ciddi şekilde hem özlük haklarıyla hem maaşlarıyla refahı cidden arttı. Döner sermaye eğer Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyip onaylasaydı, döner sermaye ile birlikte halkımız hastanelerden gün boyu doktorlardan hizmet alacak durumda olacak. Ne yazık ki o yarım kaldı. Ama ne yazık ki o Anayasa Mahkemesi'ne gitti, orada yarım kaldı. Ama hükümet onu yaptı. Hükümet gereğini yaptı orada. Dolayısıyla tamamlanacak olan projelerin başında sağlıktaki bu atılımları sayabiliriz. Sağlıktaki tabii hedefimiz hastanenin yapılması ama şimdi 1,5 yıllık bir hükümet bakın ne yaptı ve neyi yapabilir gösterdi. Evet. Yani en mühim nokta budur. Bıraktım bugün Vakıflar Bankası ciddi olarak ülkenin en iyi bankalarından biri durumuna geldi. Bakın onu söyleyeyim. Vakıflar İdaresi her şeyiyle ayakta ve ciddi şekilde orada biz dönüşümü sağladık. Kıptek bugün bırakın mazot alamaması dönemlerini 170 milyon üzerinde karı var ve yeni yatırımlar için de yeni personel alımı için de biz hamle yapmıştık. Seçim yasaklarından sonra devam edeceğiz. Münhalleri açık duruyor onların. Yani orada da çok ciddi bir gelişme var. 4 tane yeni santralin kurulması projesi var gündemimizde ki takviye edilecek. Santral Türkiye'den kaptoyla elektrik projesi zaten sudan sonra ülkeyi refaha çıkaracak en büyük proje. Onun da altyapısı fizibilite çalışmaları bitmiş durumda. Hani önümüzdeki dönem tamamlanacak olan çok büyük bir proje. Kabloyla elektrik geldiği zaman ülkede elektriğin neredeyse çok ciddi şekilde ucuzlayacağı da ortada, gün gibi ortada. Bu anlamda çok ciddi bir proje olarak o duruyor. Ama bu yaptıklarından gelen şeyler hükümetin yani onu da söylüyorum. Yaptıkları 1,5 yılda gerçekten yapılabilecek olanın en iyisi zaten. Temeli atıldı diyorsunuz, devam edeceğiz. 1,5 yılda bu. Biz temeli atıldı. Bakın Güzel Yurt Hastanesi'nin temeli atıldı. Güzel Yurt İtfaiye Binası yapıldı. Evet. Yani Lefke'nin ilçe olması başlı başına büyük bir icraattır. Yani Lefke köy durumuna getirilmiş Lefkelilerin isyanı 42 yıl sonra bu hükümet döneminde son buldu. Lefke ilçe oldu. Yani bir baktığınız zaman orada 40 yıllık projeleri ve sıkıntıları hayata geçiren bir buçuk yıllık hükümet bu. 40 yıllık sıkıntıları da aşmış bir hükümet. Daha sayamadığım birçok şey var ama yani ben şunu net olarak söylemek istiyorum. Hükümet 1,5 yıl içerisinde bu dönüşümü sağlayabiliyorsa ben halkımızdan niye 9 ay daha bu koltukta oturmadan erken talep ettim bir sonraki 5 yılı. İşte bunların çok daha ciddi projelerle yapılabilmesi için 9 ay daha burada sıkıntıyla oturmaktansa vazgeçiyorum. Ya daha güçlü, daha kararlı bir hükümet yapısı oluşturacak fırsatı, gücü bana verin. Ya da ben 9 ay daha bu şekilde sıkıntılar yaşayarak, çünkü sıkıntılar yaşayarak yaptık. Bir parantez açmak istiyorum orada Sayın Başkanım. Geçtik bu işte. Bir parantez açmak istiyorum. Esasında sizin 7 Ocak kararınız hiç beklenmedik bir karar idi. Siyaseten de çok sürpriz oldu. Çünkü hem koalisyon ortağınız bunu beklemiyordu hem de daha ileriki tarihlerde Nisan gibi bir seçim bekleniyordu. Siz birden Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhurman'ın ortaya attığı bir tarihe evet kabul hayırlı olsun dediniz. Ve çeşitli siyasi spekülasyonlar ortaya çıktı. Dendi ki işte Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Ulusal Birlik Partisi anlaştı 7 Ocak tarihinde. Bu gerçekten böyle doğal olarak gelişen bir atışma sonucunda ortaya çıkan bir tarih mi? Yoksa Cumhuriyetçi Türk Partisi ile önden bir temas olup da 7 Ocak tarihinde anlaştınız mı? Hayır, öyle bir temasımız olmadı. Ama daha önce onların zaten 2 Temmuz önerisi vardı biliyorsunuz. Serdar Bey'in de Nisan önerisi vardı. Evet. Şimdi Temmuz'la Nisan'ın ortasında bir yerde buluştuk. Sonuçta olan budur. Ama yani Nisan da olsa, Ocak da olsa veya geçtiğimiz Temmuz da olsa bizim için sorun değildi. Ancak şunu net söylemem lazım. Eğer ben hiçbir şekilde bunu gündeme getirmemiş olsaydım, yani 9 ayda, Ağustos'a kadar bu
hükümet devam edecek. Devam eder. Mesele buydu. Peki. Ama daha güçlü, daha kararlı ve daha istikrarlı projeleri imza atacak bir gücü halkımızdan talep ediyorum. Ben istediğim budur. Bunun için 9 aydan vazgeçtim. Ya da bunu vermeyecekse daha güçlüyü bir başkasına versin, onlar yapsın. Yani bunu ben halkımızla ilgili olarak onlardan bir talep olarak ortaya koydum. 9 ay daha, yani sırf başbakan olarak oturmak için oturmayalım. Biz işte bu dediğimiz projeleri hayata geçirmek için daha güçlü, daha projeleri hayata geçirebilecek o hükümeti bize sandıktan kurabilecek gücü halk versin. Talebimiz bu. Sayın Başbakanım, Ulusal Birlik Partisi olarak da bir anketlerde birinci parti çıkmanız üzerine şöyle eleştiriler de yapıldı size. İşte Ulusal Birlik Partisi ve sizin hükümetiniz döneminde o kadar çok vatandaşlık dağıtıldı ki, o kadar çok arsa dağıtıldı ki bunlar hep Ulusal Birlik Partisi'ne oy yazıyor şeklinde böyle değerlendirmeler oluyor. Siz gerçekten bu vatandaş yapılan insanların tamamının Ulusal Birlik Partisi'ne oy atacağına ilişkin bir öngörünüz mü var? Böyle bir parti çalışması mı var? Daha doğrusu bu vatandaşlık meselesine nasıl bakıyorsunuz? Birazcık bunu açabilir miyiz? Yani bunu söyleyenler ya kasıtlı söylüyor ya da gerçekten bugüne kadar vatandaş yapılanların hepsi Ulusal Birlik Partisi'ne oy vermiş olsaydı ne olurduyu sordukları zaman hesap kitap bilmiyorlar. Yani bu kadar basit. Bunun hiçbir şeyle açıklanan tarafı yoktur. Bunu hep söyledim. Bu kasıtlı yapılan bir şeydir. Ben bunu net söylüyorum. Bakın biz o kriterleri ortaya koyduk. Ben defalarca açıkladım. Bu vatandaşlıkların 10 çalışma izni, ardı ardına 10 çalışma izni ve üzerinde olanlarını bakan yetkisinde yapıyor. Bunu daha önceki hükümetler de aslında bir şekilde kabul etmiş durumdaydı. Yapmadılar ama kabul etmiş durumdaydı. Diğer bakanlar kurulundan yapılanların kriterleri burada doğup ya da çok küçük yaşta gelip 18 yaşını doldurmuş ama vatandaş olamamış ve burası dışında hiçbir yere de gitmemiş çocuklar var burada. Yani Türkiye'yi daha görmemiş. Şimdi onlar vatandaş değil. Nasıl olacak? Bir o var, o kesim var. Bir, burada çok uzun yıllardır var, çalışma izinleri var ama bunlar yurt dışına gidip 30 günden fazla kalmış bir tarihte. Onların vatandaş olma şansı yok. Sadece bakanlar kurulu kararıyla olabiliyorlar. Mesela bunlar var. Bakanlar kurulu kararıyla. Yani o biraz önce söylediğim onun üzerinde çalışma izni olup yapılanlar dışında. Ve bir de gerçekten bu ülkeye yatırım yapmış. Ya da daha önce hizmet vermiş. Mesela asker olarak hizmet vermiş veya da bir şekilde burada kamu görevlisi olarak bulunmuş, Türkiye'den gelmiş. Burada yerleşmek istemiş. İnsanlar var mesela. Buradan ev alıp yerleşmek istiyor. Ya da çocuklarını burada okutmak istiyor. Mesela gelip çocuğunu yazdırmış burada okula. Burada okutmak istiyor. Ve buraya yerleşmek istiyor. Evini tutmuş, işte çocuğunu okula yazdırmış. Böyle olanlar da varsa, bunlar %5'i geçmez, onu söyleyeyim. Yapılanların içerisinde. Bunlar, kriter bu. Koyduk bunları. Ve bunun dışına da çıkmadık çok. Yani bunun dışında varsa tek tüktür, onu söyleyeyim yani. Bu dediğim onun dışında çok azdır yani o rakam. Şimdi bu kriterler buradayken ve bunun dışına çıkılmamışken şöyle yapmadı yani hükümet. Aniden 5000 kişiye çık gel ülkeye, sana vatandaşlık veriyorum ama seçimde bana oy ver. Hiç bunlar hayatta burada bulunmamış. Böyle bir birçoğu şey zaten buradaydı. Yok zaten böyle bir şey. Bunlar zaten sistemin içerisinde bu insanlar. Yıllardır burada çalışıyor, oturuyor, işte üretiyor ya da tüketiyor neyse. Yaşıyor sosyal çevrenin içerisinde. Kulüpte mesela yönetici. Bir kulüpte yönetici, bir dernekte. Üye değil çünkü vatandaş değil ama üye gibi o dernekte çalışıyor mesela. Hani buralara şey olmuş insanlar. Yani gökten zembille gelmedikleri gibi yıllardır da burada. Ya da dediğim gibi çok küçük kısmı işte burada bundan sonra yaşamaya karar vermiş. Şimdi bunu kaç defa açıkladık ve dedik ki bakın bunun dışındaysa zaten mahkeme yolu var, yargı yolu var ya da bunların yasaya uymayan bir tarafları varsa götürdüler zaten mahkemeye. Evet. Hepsini götürüyorlar. Evet. Hiçbirini bırakmadılar. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok hükümetin parayla vatandaşlık dağıtan ülkeler var. Nitekim Güney'de bunu görüyoruz. Büyük skandallar patladı. Güney dünyanın birçok havalanında reklama çıkıyor. Benim pasaportumun değeri budur diye. Evet. Yazıyorlar. Şu kadar değeri pasaport diyor. Vatandaşlık ondan bütçesine gelir. Biz daha olup da elime geçti. Bunu yapsaydık eleştiri olması lazım. Alakası yok. Ve
İşte bilmem Romanya Avrupa Birliği pasaportudur benimki diyerek Bulgaristan onların bunları satışa çıkardığını falan herkes biliyor, duyuyor. Yani şimdi her ülkede çeşitli kıstasları var, değişik kıstasları. İngiltere 750 bin pound'a oturma çalışma izni veriyor ülkeye. Doğru. Sonra 5 yılda da vatandaşlık veriyor. Amerika'da böyle şartlar var. Amerika'da bunlar var. Yani herkes bunları biliyor. Ama bizim hiç kimse, ben duymadım bunları, mahkemeler, ülkeler her vatandaş yapılanını mahkemeye taşısın. Bizimkiler mahkemelere taşıyıp bunların peşinden koşuyor ve bunu o için yaptığımızı söylüyorlar. Bakın biz bunu hükümete geldiğimiz günden ortaya koyduk bu politikayı. Yani bunun doğru olanın bu olduğunu söyledik. Ve bunun sayıdan değil, bakın bu kriterlerde olanın kaç isterse olsun sayı olması gerektiğini söyledik. Çünkü bunun, insanlar bu ülkede yaşıyor, bu ülkede üretiyor, tüketiyor, sosyal hayatınca dediğim gibi evlenmiş, çocuğu olanlar var. Babası olup çocuk olmayan var, çocuk olup babası olmayan var. Yani böyle böyle parça parça olanlar var, onların da yapılması gerekiyor. Yani bu anlamda hep, ama bunu yaparken şimdi şunu diyor bazıları, ekonomiye bunun şeyi var, işte bunlar girdi, bunlar... Ya bunlar zaten burada ekonominin içinde bir. İkincisi, hükümet nereden mağdur etti ki diğer kesimleri? Tarihinde ilk defa bu hükümet öğretmen hazırlık ödeneğini Eylül ayında tam ödedi. Tarihte ilk defa oldu. Bakın öğretmenin hazırlık ödeneğinde ilk defa ödedi. Yıllarca maaş kesintisini alamayan emeklilerin geçmişteki o mağduriyetini de gidererek o maaşlarını da ödedi bugün. Yani diyelim ki bir yerlerden kıstık da vatandaş yapıp bunlara veriyoruz dese, o da öyle bir şey yok. Yani ha, buradaki eleştiri konusunda kasıt dediğim şudur. Güneyden rahatsızlık var. Başpapaz durmadan açıklama yapıyor. İşte Anastasiadis, bilmem diğer azılı Rum fanatikler açıklamalar yapıyor. İşte yerleşikler diyorlar. Tırnak içinde ben söylüyorum. Türk askeri gidecek diyorlar. Yani sayının artmasından bir endişeleri var. Sayı artmayacak. Çünkü burada senin o küçük nüfusunu 60'larda ezdiği gibi ezecek. Azınlık durumuna düşürecek. Evet. Sonra buraya sahip olacak. Buna mı alet olunmak isteniyor, ben onu anlamıyorum. Yani kasıt dediğim burada. Evet. Bu eleştiriler oraya giden, en çok açıkladığımız. Bize değil de başpapaza inanıyorlar. Bize değil de Anastasiadis'in söylediğine şey yapıyorlar. Eleştiri yapanlar artık bu noktada. Söylüyoruz yani, bizim bu ülkede doğduk büyüdük. Böyle bir şey düşünme şeyimiz var mı? Yok. Onun için yani ben bunları geçiyorum. Buyursun, onlar hükümet kursun. Bunların hepsini tekrar iptal etsin. Zaten zamanında çok yaptılar. Geldiler, vatandaşlık iptal ettiler. Elinde kimlik kartı olan insanlar vatandaşlığın silindi diye içeriden kayıt düşürmüş. Hani böyle rezaletler yaptılar daha önce. Elinde kimlik kartı olan, pasaportu olan. Tabii şu anda vatandaşlık olan insanlarda böyle bir tedirginliği var dolayısıyla. Yaptılar çünkü. Yaptıkları yapacaklarının teminatı. Çünkü yaptılar. Dolayısıyla şimdi ne diyorlar? O insanlar tabii ki oy verecek. Ama yine de ben bütün yapılanların oy vereceği şeklindeki o kısım da safsata. Çünkü öyle olsaydı zaten bugün oyların çok daha nerelerde olması gerektiğini, yani her yapılan vermiş olsaydı yıllarca. Hiç o noktada da olmadı yani. Onu da söylüyorum. Hatta öbür partilere de çok daha fazla oylar verenler var bunların içerisinde. Biz ona hiç bakmadık. Yani o şekilde buydu, oydu. Böyle bir derdimiz yok. Önemli olan düzgün bir şekilde bunların birikmeden ülkeden zaten yaşayanların o şekilde bu haksızlığı ortadan kaldırmak. Ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Yani biz bunu yapmaya da devam edeceğiz. O söylediğim kriterler içerisinde yapmaya da devam edeceğiz. Bir defa güneye bakın. Nüfusları son 10-12 yılda %50 artmış. Anlam planında oy kullanan Rum seçmen sayısı, bakın bizde yaklaşık 116 bindi. Anlam planında referandumda oy verenler 116 bindi. Rum tarafındaysa 416 bindi. Yani 116 bin, 416 bin. Neredeyse 4 katı. Doğru. Şimdi şu gün Rum tarafındaki seçmen sayısı 890 bin. %100. Bizim seçmen sayımız 160 bin. Evet. 116 binden 160 bine çıkmış seçmen sayısı. Geleceğe yönelik bir endişe taşımamız lazım. Kimin endişe taşıması lazım? Ben onu merak ediyorum. Bizimkiler Rumlar adına endişe taşıyor. Rum tarafı ikiye katlanmış. Nereden katlandığını da kimse sorgulamıyor. Bizim 116 binden 160 bine çıkmış. Son bir önceki seçimdeki seçmen sayısı 160 bindi.
Bugün bilmiyorum kaç oldu. Biraz daha artmış olabilir. Yani 160 değil de 170'tir mesela. 180'lik sürü. 180, evet, evet, evet. Tamam. Yani onun içerisinde 18'i dolduranlar, daha önce işte dediğim gibi vatandaş olup yazılmayanlar, yeni yazılmış da olabilir. Onlar da var, yeni yazanlar da var. Yani 160'tan da 180'e çıkmış. Bizim, ama karşı taraf ikiye katlamış. Doğru. Sayın Başbakanım, ben siyaseten riskli olabilir bunu sormak, cevaplamakla. Ama bir sizin öngörünüz var mı? 7 Ocak sonrasında anketlerde şüphesiz önünüze geliyor, bakıyorsunuz. Şu rakam Ulusal Birlik Partisi için başarıdır. Şu rakamın altı başarısızlıktır diyebileceğiniz böyle bir rakam var mı kafanızda? Yani elbette ki tek başına iktidar şu anda herkesin hedefi, birinci parti olarak en çok sizin hedefiniz. En çok bunu dile getiriyorsunuz ama yine de siyasetinde bir takım gerçekleri var. Bir takım siyasi dengelerin içerisinde işte söylemler var. Orada bir rakam var mı kafanızda? Şu rakamın altı bizim için başarısızlıktır. Bu rakamın üstünde olmalıyız diyebileceğiniz bir rakam var mı? Ben 2013 kurultayında, Ağustos kurultayında görevi devralırken tek başına aday olursam tek başıma çıkarım. Görevi alırım dedim. Birlik beraberliğe ihtiyaç var dedim. 2013 31 Ağustos. Ve o gün kurultayda bir şey söyledim. Ben tek başıma aday olurum, partiyi toparlarım. Başka aday olursa çıkmam dedim. Bu şartı koyarken ama size bir söz veriyorum. İlk seçime kadar sabredeceksiniz. İlk seçimde birinci parti olacak Ulusal Birlik Partisi. Çünkü o gün üçüncü parti durumundaydı. Aldığımızda. Neredeyse yani. Ve 3,5 trilyon borcu olan 14-30 milletvekilinden 14 milletvekiline düşmüş ve gerçekten ciddi sıkıntılar çeken ana muhalefet durumunda olan bir partiyi devraldım ben. Tek aday olurum. Birlik beraberliği sağlamanız gerekir. Şartım budur. Ama size de bir söz veririm. İlk seçime kadar sabredin, birinci parti olacak Ulusal Birlik Partisi dedim. Benim hedefim Ulusal Birlik Partisi'ni sandıktan güçlü bir şekilde birinci parti olarak çıkarmak. Bunu da hep söyledim zaten. Tek başına iktidar bunun içerisinde tabii bölünmelere bağlı. Biraz önce söylediğiniz, evet, sistemin sıkıntıları var. Yani çünkü bölüne bölüne gelen bir sistem, işte küçük bölgelerde %60'a bile çıksanız bazen doğru, oylarınız sayı artmıyor. Dolayısıyla orada bölünmelerden ne gelir? O ikinci, üçüncü partilerin ne alacağına da bağlı. Yani onların oylarının nasıl bölüneceğine kendi aralarında da bağlı. O açıdan ben tek başına iktidarı hedefleyen bir parti tabii ki her zaman olmuştur Ulusal Birlik Partisi ama benim verdiğim söz, o gün söyledim, birinci parti olarak çıkaracak. Ben size bu sözü veriyorum. Bu, evet, tek adaylıkta ama tek birinci parti olarak çıkmazsa Ulusal Birlik Partisi, ertesi gün de görevi iade ederim. Ben partimin önünü kapatmam. Benim hedefim budur. Onun için sizde bir şart koydum, yani tek aday çıkarım şartı. Yoksa bunu şey için koymadım, egolarımı tatmin etmek için falan değil. Toparlamak için, birlik beraberlik için ve bir hedef noktasında ben bu şartı koyuyorum. Destek verin, birlik beraberlik olalım, birinci parti olalım. Bugün için hedefim budur. Bunun tek başına iktidar getirmesi, dediğim gibi, sistemin ve diğer partilerin alacakları oyların bölünme şekline bağlıdır. Ama hedefimiz gerçekleştikten sonra Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti çıksın. Sonrasını oturup görüş bakarız. Kaçla çıkarız? 26'yı bulup tek başına mı oluruz? Sayı 26'ya ulaşır mı? Ulaşmazsa kaç milletvekilinde oluruz? Ama birinci parti çıkalım. İlk şartımız, ilk hedefimiz bu. Siyasetteki o dengeler ve sistem nedeniyle ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni bir sisteme ihtiyacı var izlenimi uzaktan herkese açıkçası bu ihtiyacı hissettiriyor. Sizin böyle bir sistem eleştiriniz var mı? Yani çünkü bir tarafta Cumhurbaşkanlığı var, bir tarafta işte hükümet var. Zaman zaman uyum içinde ama zaman zaman da müzakerelerde tamamen karşıt durumlarda yer alabildi. Dolayısıyla hani böyle iki başlılık gibi bir görüntü oluyor ve dediğim gibi
seçim sonuçlarında tek başına iktidarın da getirdiği bir zorluk var. Tek başına iktidar olmadığı zaman da ne yazık ki işte bir yıla, bir buçuk yıla bir hükümet düşüyor ülkemizde. Bu da siyaseten yöneticilere, sizlere bir takım vaat ettiğiniz şeylerle ilgili zorluklar getiriyor. Bu sisteme yönelik böyle bir şey ihtiyacı var mı sizce? Bir yenilenme, bir reform ihtiyacı var mı? Bir sistem dönüşümüne ihtiyacı var mı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin? Evet, yani baktığımız zaman son, özellikle son 4-5 yıla, yani 2013 son seçimini düşünelim. Şu anda 3. hükümet. 4 yıl, 4,5 yıla yaklaştı. İşte 4,5 yılda 3 hükümet. Daha önceki döneme baktığımız zaman da yine aynı şekilde hep koalisyonlar ve sıkıntılar. Şimdi bu ülkeye fayda getirdi mi, getirmedi. Bana göre yani tabii ki sonuçta sistemi eleştirmek kolaydır. O sistem içerisinde doğru hizmet verebilmek zordur. Ama sistem daha iyi olursa, örneğin bir başkanlık sistemi, ki bunu ben öğrencilik yıllarımdan beri savunuyorum. Yani ilk başta 83'te hükümet kurulurken, çünkü daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken, Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıfta anayasa hukuku dersi alıyorduk. Evet. Hocamız da Mümtaz Soysal, o dönemde yani Türkiye'nin o konuda en iyi hocalarından biri. Şüphesiz. Hani Kuzey Kıbrıs'a başkanlık sistemi lazım dediğinde biz böyle baktık, ne demek istiyor hoca diye. Çünkü ne başkanlık sistemini daha biliyorduk, ne sistemlerin ne olduğunu biliyorduk, ne siyasal yapıları biliyorduk. Daha 1. sınıfın ilk günleriydi. 83 Kasım'da kuruldu hükümet. Eylül'de okula başladık biz. Eylül sonu okula başladık. Bir aylık Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyiz ama başkanlık sisteminden ne anladığımızı bile bilmiyoruz. Ne demek istedi hoca diye çok sonradan tabii geriye dönüp baktığımda şimdi ne kadar doğru söylediğini anlıyorum. Keşke başkanlık sistemiyle başlasaydık. Yani bana göre onun söylediği gibi. Ki Denktaş Bey'in de danışmanlığını yaptı aslında Mümtaz Hoca, ama tabii o Kıbrıs konusundaki danışmanlığı. Evet. Bugün bunu düzeltebilir miyiz? Yani Rum tarafındaki başkanlık sistemi bana göre doğru bir sistem. Yani şimdi Rum tarafı her şeyi yanlış yapar diye bir şey yok. Doğru yaptığı bir şey var bana göre. Başkanlık sistemini kurmuş. Çünkü küçük bir ülkede bir sorumlulukların çok bölünüyor olması, şüphesiz sorumlulukların da kolay atılabilir olmasını getirir. Yani ben şimdi derim ki Serdar Bey yapmadı ya. Bile diyebilirim. Çok demedim haksız. Ama çok bakın diyebilirim çok da. Serdar Bey de diyebilir bunu. Yarın işte bir konuşuluyor, bir üçlü koalisyon olur. Mesela birileri öyle de konuşuyor. Üçlü koalisyon da bu daha da facia getirir yani. Daha da büyük bir faciadır. Üçlü koalisyon da birinin öbürünün üzerine atması ülkeyi kaosa götürür. Yani söyleyeyim, bu sistemler sıkıntı yaratmaya başladı. Daha da eskiye göre. Bana göre eskiden de vardı, şimdi daha da. Onun için bir sistem değişikliğinin olması ülkeye fayda getirir. Ancak bunu şimdi sorumlu makamlarda oturan söylediğinde çok şey karşılanmaz. Çok sempatik karşılanmıyor. Evet. Yani kendisi için istediği bile diyebilir birileri, ama bunu ben işte dediğim gibi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 1. sınıfından itibaren duymuş. Sonra da evet doğru da aslında böyle olması çok daha iyi olurdu diyor. Daha sonraki okul yıllarımda da söylemiştim mesela. O günlerde konuşmuştuk. Onu arkadaşlara da konuşuyorduk. Ama o dönemlerde tabii siyasetin içinde etkili durumda değildik. Sonra siyasette oluştuktan sonra değiştirmek çok zordur. Yani bir yapıyı tekrar yeniden değiştirmek kadar zor bir şey yoktur. Ama ülkeye daha iyi hizmet, ülkeye daha iyi bir ekonomik yapı, refah, reform getireceksek bir sorumlu verip ona demek lazım. Yap kardeşim. Evet. Yani halk demesi lazım. Başkan seni seçiyorum, yap. Yapamadın git, başkası gelsin. Başkanın birine atacak şeyi olmaz. Başkan çünkü seçildiğinde, halk ona o oyları verdiğinde, çünkü diktatörlük de olmaz. Çünkü seçimle geliyor. Doğru. Ve onu kısıtlayacaksınız. Yani yapacaksak onu iki dönemden fazla kimse seçilemeyecek diyeceğiz ki evet, o şeyi de kaldıralım yani. Ve başkan yap. Projelerin neler görelim. Hiçbir bahane olmasın. Hiçbir bahane olmasın. Bakanlarını seç. Bakanları da seçer çünkü bakan. O da şey. Evet. Yani milletvekili olmaz bakanlar. Bakanlarını da koy. En iyi iş yapacak olanları koy. Yap. Yapamadın. Buyur. Başka başkan gelsin der. Şimdi diyemiyor. Şimdi UBP'ye ne diyecek? UBP'ye, CTP'ye, DP'ye ne diyecek? Evet. Dönüp dönüp tekrar onlarla karşılaşıyor. Başka partiler ortaya çıkıyor ama
O çıkanların da çok bir umut olmadığı gözüküyor her zaman. Yani çünkü bu sistem içerisinde bir şeyler söylüyor onlar. Sonra yani halk diyor ki yani bu mümkün değil yani bu söyledikleri. O da belli yani. Halk onu anlıyor. Dolayısıyla yeni çıkanlar da umut olmuyor burada. Sonuçta burada sorumlulukların atılabilmesi kolay üzerinizden. Koalisyonlar sıkıntıyla karar alma dönemleri uzatıyor işleri kesin. Zaten 9 ay daha kalmamamızın en büyük sebebi, benim daha güçlü bir hükümet dememin en büyük sebebi bu şu anda. Bunu alır mıyız almaz mıyız halkımız karar verecek ona. Ama ben net olarak bir şey söyleyeyim. Sistem sıkıntılı. İstem sıkıntı. Evet. Bunu daha fazla gitmeyin çünkü sanki o tartışmayı ortaya çıkarırım diye düşünülüyor. Benden gelmesin bu. Bu ama sistem tartışmasına açıksınız. Açığım çünkü bu toplumda bir sıkıntı. Altta bir sıkıntı. Yani anayasayı dahi bakın 83'ten beri dokunup virgülüne değiştiremedik ki anayasada da sıkıntılı değişmesi gereken çok şey var. Evet. Ama dokunup değişemedik çünkü onda bile sistemin getirdiği sıkıntılar var. Önümüzdeki dönem o zaman Sayın Başbakanım bu anayasa ve sistem tartışmalarının yapılacağı günler olacak. Programımızın sonuna geliyoruz Sayın Başbakanım ama ben tabii bu yarım asırlık çilemizden şöyle bir bölümünde yine programın son bölümünde söz etmeden geçmek istemiyorum. Yarım asırlık çile diyorum çünkü gerçekten artık bıkkınlık verdi. Burada hayatı Kıbrıs meselesiyle geçmiş olan sizler için şüphesiz bu daha da derinden hissedilen mesele. Crans-Montana'da gelinen aşamada büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Ankara'dan yapılan açıklamaları görüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Tsipras'la yaptığı görüşmede ettiği sözler var. Güneydeki bir başkanlık seçimi bekleniyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kimileri bu masanın artık tamamen dağıldığını, sona erdiğini söylüyor. Kimileri de tekrar kurulabilir, hala umut var diyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Artık bu masa kurulabilir mi? Bu masadan bir sonuç çıkar mı Sayın Başbakanım? Kesinlikle çıkmaz. Ya bu da görülmediyiz hala da. Bunu görmeyenlerin ne murad ettiğini sormak lazım. Ya da göremeyenlerin. Çözüm. Bir görmeyenler var, bir göremeyenler var. Çözüm murad ediyorlar. Çözüm murad eden bu masada ne konuşulduğunu ve nerelere gelindiğini de bilmiyor demektir. Hala da bu masadan. Büyük yakınlaşmalar oldu deniyor. Büyük yakınlaşma oldu diyen de bana göre herhalde başka bir dünyadan gelmiştir. Yani hiçbir şey bilmiyor. Büyük yakınlaşma. Yani nerede yakınlaştık biz? Yani nerede? Şimdi harita burada, verecek kadar yakınlaştık mesela. Öyle deniyor. Haritayı verenin bana göre yanlışıdır o. Hiçbir şey yokken harita vermiş olmak. Hiçbir şey yok ki ortada. Hiçbir şeyde yakınlaşma yok ki. Neyi yakınlaştınız? Üstelik de yakınlaşıyorum, yakınlaşıyorum dediğiniz her noktada dönüp Enosis kararlarıyla karşılaştınız. Dönüp Enosis kararlarının okullarda çocuklara öğretilmesiyle karşılaştınız. Dönüp Türk askeri dışarı kararlarıyla karşılaştınız. Dönüp yerleşikler dışarı kararlarıyla karşılaştınız. Yani her gelinen noktada bununla karşılaştınız. Ve hala da her noktada yakınlaştık diyorsunuz. O zaman sizin ya başka bir dünyadan geldiğinizi düşünüyorum ya kasıtlı yaptığınızı düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkına kasıtlı bir şey yapıyorsunuz. Çünkü bunları söyleyenler ben değilim. Başpapazdır, güneyin yetkilileridir bunları ortaya koyanlar. Ve başkanlık seçimi olduğunda bunlar daha da yukarıya çıkıyor ve prim yapıyor. O zaman güneydeki her seçimde bunlar malzeme olarak kullanıldığına göre bu görüşmeler sürsün. Güneydeki seçimlerde de bunu malzeme olarak güneyin siyasileri kullansın. Türkiye'ye saldırsın. Buradaki işte sözde sahte devlet, sahte ordu, sözde bilmem desin, yapı desin. Bunlardan prim alarak seçilsin. Buna prim veren bir halk, tam da siz yakınlaştık diye çözüm bekleyin. Bakın Rumların %20 civarında gerçekten böyle samimi, iyi niyetli insanları var. Yani bunu zaten inkar etmek şey olur. Ben çok gerçekçi söylüyorum. %20 güneyde Türklerle yaşamak isteyen, Türklere sempati duyan ama bunu söyleyemeyen bir kesim var. Ama %20 birlikte yaşamak için yeterli bir rakam değil Sayın Başbakan. Ama %80 Türkleri görmek istemeyen de var. Türk lafından
sıkıntı duyanlar. Bu Kıbrıslı Türk değil bu. Bu söylediğim. Yani Türkiye'den gelen Türk, Kıbrıslı Türk falan değil bu. Türk. Fark etmez ne oldu. 63'te öldürülenler Türkiye'den gelen Türkler değildi. 60'larda öldürülenler Kıbrıslı Türklerdi. Burada. Onu çok severdim de o birini sevmezdim falan. Safsatası da tamamen yalan. Ha şimdi bu noktada o yapının içerisinde biz iki toplumda, iki bölgeli federasyonda çok yaklaştık. Bunu çok iyi niyetli düşünsem bile, çok iyi niyetli söylesem bile, bunu düşünenler saftır derim, en iyi niyetli. Saflıktan böyle düşünüyor derim. Daha ilerisine geçmiyorum şu anda. Bu olamayacağı çoktan görülmüş. Rum tarafının niyetinin ne olduğu çok belli. Yunanistan'ın Kıbrıs Adası'nın tamamını istiyor kesin. Türkiye'yi burada istemiyor. Türkleri istemiyor. Olacak olan Türkler de varsa kendisine tabi olarak, azınlık olarak yaşamayı kabul edecek olacak. O onu seviyor. Öyle diğerine de hoşuna gidiyor. Zaten bizimkilerle konuştuğunda o yön gözde görerek konuşuyor. Rum yönetimine tabi azınlık olarak yaşamayı kabul eden Türkler benim kucak açtım, onları seviyorum diyor. Peki biz ne yapacağız Sayın Başbakanım? Nasıl gideceğiz? Nasıl devam edeceğiz yolumuza? Hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam edecek deniyor. Nasıl devam edeceğiz? Bakın şimdi tabii ki zorluklar var işte bu noktada. Yani bununla mücadele etmeniz lazım. Siz mücadeleyi biz zaten başaramayız. Yok olmaz. Şimdi bakıyorum bir parti başkanı diyor ki ne demek umut yok. Kim söyledi umut olmadığını? Sen söyledin, döndün, sen cevap veriyorsun. Yani hem yaratıyorsun hem cevap veriyorsun. Umut yok diyen sensin zaten. Ama neyin umudu yok? Yani onun içerisine de bakmak lazım. Umut var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer umuttur. Burada Kıbrıs Türk halkı yıllarca çok zor koşullarda mücadele etmiştir. Varlığını kazanmış, devletini kurmuştur. Tanısın ya da tanımasın, burada bir irade vardır. Halk demokratik haklarını kullanmaktadır. Bunun işte biraz önce bahsettiğim yargısı, sosyal güvenliği, her şeyle kurulmuş bir yapı vardır. Bunu tanımadılar diye biz bittik öldük, Rumlara mahkumuz, anlaşmaya mecburuz, anlaşma olmazsa yandık diyenler bugün bana göre tamamen iç siyasete oynamaktadırlar. Ya bu iç siyasette bir şey elde edeyim ya oynamaktadırlar. İç siyasette elde ettiklerinde de bunu nereye geliyorlar? İç siyasette bir şey elde edip iç siyaseti kullanarak nasıl anlaşma yaparım da Rum tarafıyla bu şeyden kurtulurum diyen bir yapı var. Biz her geldiğimizde enkaz bulmamızın sebebi budur. Yani umut yok, yaratılıyor. Umudun olabileceğini aslında bu hükümet de gösterdi. Daha önceki UBP hükümetleri de gösterdi. Yaptığı yatırımlarla, ülkeye getirdiği hizmetlerle gösterdi. Şimdi bunu söyleyen, umut olmamasını isteyip, umudu çökertip, sonra ne demek umut yok diyenler, bana göre bu ülkeye zarar veriyor, bu halka ciddi bir günah işliyorlar. Çünkü Kıbrıs Türk halkı çok daha kötü günlerden mücadele ederek buralara geldi. Çok daha kötü koşullarda mücadele etti. Ve bir birlik olarak mücadele etti. Yine o birlik beraberliğiyle bu Rum tarafının şımarıkça, haksız ve yaptıklarını inkar eder bir pozisyonda sanki haklıymış gibi, sanki Türkler Rumları öldürmüş gibi, sanki bunlarmış ezilen gibi bir hal takınıp dünya önünde Kıbrıs'ın tamamına hakim olma Kıbrıs Türk halkı asla izin vermeyecektir. En azından bu mücadeleyi biz sonuna kadar yapacağız. Sayın Başbakanım, çok teşekkür ederim. Star Kıbrıs ve Ada TV ailesi olarak bizi burada ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün yayınımızı Başbakanlık'tan yaptık. 7 Ocak öncesi Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün'e gündeme dair sorularımızı sorduk. Kendisi de sorularımıza içtenlikle cevap verdi. Başka bir programda görüşmek üzere. Sayın Başbakan, çok teşekkür ederim.